Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugünkü suhbetimiz kıyametin kichkina alomatlari haqida bo'ladi. Ya'ni oxir zamonda qiyomatni yaqin bo'lishiga dalolat qiladigan oxir zamon alomatlari xususida bo'ladi. Qiyomat soati shubhasiz keladi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan haq va'da. Astagfirullah billah innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Albatta qiyomat soati kelguchidir. U haqida shak shubha yo'qdir, lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va innas sa'ata la'atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat qiyomat ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan azor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwa as-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Yalgız Allah'tan özge hiç kanda ilah yoktur. O sizlerini hiç şek şubhasız bulgen kıyamet günü de toplaydı. Allah'tan köre rast görür kim var? Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet gününe kelişikini haklı yemene bakanca ayetlerde sizlerimizge bayan kıldı. Kıyamet saati Allah takdir kigen künde, takdir kigen saatte keledi. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَى فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقُ وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ Bulutlarını sürüp ketki uçu şamallarga, yük yomgır taşı uçu bulutlarga, su yüzü de yengil süzü boru uçu kemalarga ve Allah'ın amrı bilen barca işlerini taksimle uçu farıştalarga kasam ki, sizlerge vada kılınıyotken narsa kaytetiriliş, shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vattur va kitabim mastur fi raqqin manshur val baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' Ma lahu min dafi'. Tur tog'iga ochiq sahifaga yozilgan kitob, Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshgan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligi iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishligini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar aleyhissalom o'zini sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtorobatis sa'a va shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mucize talep qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Allohning izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytibdi, oy bo'lindi, qiyomat os qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi, payg'ambarimizni oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, ha qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerak ekanda shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, ya Rasululloh, matas-sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. Nima tayyorgarligingiz bor dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimizni bora olaylik. To'planib qoldi deganda ham. Ata amrullohi fala tasta'jilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Ha jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, dozoqqa dozoqqa kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li sig'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizi vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazridagi bir kun, ana shu Ma'arij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarning 50 ming yilliklarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda iymon keltirib, yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarni ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarni o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi, Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy Muslimdan birodalar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shom o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatni 2 soatlar qolgan degani. Odam alayhissalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi deydi. Sizlar mana bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar. Birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassillar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqni uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqni uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtichalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degan. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham os qoldi. Juda ham os qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi, 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deshti. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deshti, bo'lmadi, bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
Bir iki ay bo'lib qoldi. Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillari yerni ta'kidlab ketishdi. Motosda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taolaning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astaudu billah. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, müşrikler sizden öşe kıyamet saatini kaçan vakı bol şakıda soruydular. Siz hayırdasız o. Yani kıyamet kaçan bol işini biliş, zikir kılış isleş hayırda. Yani siz hiç kaçan o günlü vaktini ayıtıp bir almayasınız. Onu biliş, yol hızparı vardı yarınızda barı tohtar. Siz fakat öşe kıyametten korkadigen kişilerini agahlantır uçsuz halas. Ama o günlü kaçan vakı bol işini ayıtıp bir iş, sizin vazifeniz emas. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizden soat, ya'ni qiyomat qachon voqe bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birinchidan aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarini qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohni oldi hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? O qachon bera? O odam alayhissalomdan beri aytar ekan, qiyomat qachon bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tarigar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis sa'a qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana uch oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning huzurida qoldi, o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatni isrof qilib yurib o'limiga 1 yil yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonning imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning oldiga bir notanish kishi suratga kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, ey Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarni ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi? Qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda kofaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu xabarida yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Çünkü kıyamet hali falan 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 işler bulmasından durup, falan falan işler bulmasından durup, kıyamet kayın bulmayı dedi. Yani sahabalarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet geçip bu gençlerde hamasını ayeti bergen dedi. Bugünkü subatımız bana şu kıyamet alamatlarının kişileri hakkıda. Kıyametli katta kişiye alamatları var. Kişik alamatları kıyametli yakınlaşkenliğini bildirse, katta alamatları kıyametli keygenliğini bildirirdi. Biz ana şu kıyametli yakınlaşkenliğini işare kıladırken alamatlarla yaklaşamız. Abi Zeyd Amr ibn Ahtab'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bilen Bamdat namazını okudu. Bamdat'ta okup olayım hutubu minberge çıktı. Bizge hutubu okudu peşin geçe. Peşin geçe tohtamasından ders öttü. Sonra peşin buldu. Çüp peşin de okudu. Peşin de okup olayım yine minberge çıktı. Asır geçe hutubu etti. Asır geçe ders öttü bizge. Kıyamet geçe bol adayan işlerdi. Bir katar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana verdi. Sonra asır namazı buldu. Asır namazını okudu. Yine minberge çıktı. Şan vakti geçe bizge kıyamet alamatları hakkında yapıp verdi. Tasavvukluylar, Bamdat'tan Şam geçe Resulullah tohtamasından kıyamet kayın bugünkü kadar sadır buladırken hem mekatta kişiye alamatları da verdi. Sahabalar içeri de içimizde köprak eslep koyanımız köprak bilimdanımız buldu. En köp eslep koyan kim buldu? Huzayfa ibn al-Yamani radıyallahu anh. O kişi Peygamberimizin sırları neyesiydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en köp yatılıp koyan Abu Hurayra buldu, Huzayfa ibn Yamani raziyallahu anh humalar buldu. Demek, biz örgünüp çıkadigen, ahir zamandaki buladigen fitneler arası da malum bir vakitte bulup, malum bir kavmge tasir kıladiyanları yan var. Ve bütün yeryüzüge tasir kıladiyanları yan var. Şimdi bir işareler geldi ki, ana şu ahir zamanlı kıyamatta alamatları payda buluştu başlagende, bir kişi hayattan göre ölümlü köprü arzu kıl şeyhide haberler kegen. İmam Müslim sahihlerde keltirilgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Canım koluda bulgen zatke kasam ki bir kişi kabir aldıdan ötüp özünü açık durgen kabirge uğrup kaniydi şu kabirde yatken adam men bosam deydi. Karzı bu miydi diyordu Resulullah. Dardı bu miydi? Musibatı bu miydi? Fakat fitnelerde köpeği ketkeni giden ölümlü özüge arzu kılıp sorup kaladı deydi. Ahir zaman alamatlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Katillik köpeğiydi. Katillik köpeğiydi. İmam Buhari ve Müslim sahihlerde keltirilgen Resulullah ettiler ki kıyamet saati yakınlaşgeni de şunda günler buladı ki cahillik yani savatsızlık köpeğiydi. İlim köterledi, ketedi, harç köpeğiydi. Harç, katillik. Katillik şu derecede köp buladı ki uruçlarda sebepli, bir sebep uruçlarda köp bugene giden erkeklerinin sonu nihayette azayıp ayollarının sonu köpeyip getirdi. Resulullah Buhari ve Müslim getirdiği hadisler dediler. İlimli köterilişi, cahillikini köpeyişi, zinanı köpeyişi, arahorlikini köpeyişi, erkekler azayıp 50 ayolga bir erkek kalışlığı kıyametinin alametlerinden. Karab duruyorlar. İlimce abatmaz aramızda. Bu ilimsizlik künden künge küçüğe bari yaptı. Künden künge savasızlaşı bari yaptız. Etibar veriler. Cahilli köpeği yaptı. Zina köpeği yaptı. Zinada turu, bilmedim yani kanaka turu buluşum mümkün. Televizör diyen var, radyo diyen var, kiyim diyen var, sözümüz diyen var, kiyimimiz diyen var. Hem yokumuz da var. Hatta ki aşkara, zinaya, ana şu reklamalar turup da. Tanışaman ve hakezalar. Kör yapsınlar şu meselelerde. Arahorlidi köpeği dişi, gebrişli hacatı yok. Siz bilen biz tuğulu bile, magazinler toldur, hılmakla araladı körgenliğimizden, bunu kıyamatta alamet eken yem besimizden çıkıp oyen. Bunu kayın boyanı ancak oldu. Erkekler azayıp getirdi. 50 de ayolge bitti erkeği kaladı ahir zaman gibi aradıydı. Tuğul işliydi kareyler de. Tuğul işliydi kareyler de. Ayollar da tuğul işliydi köprü, erkekler tuğul işliydi köre. Uruçlar köp bugünlük tüfeğiyle erkekler köp kırılıp getirdi. Bu uruçlarda sebebi var yan var, be sebepleri yan var. Resulullah dediler ki, İmam Müslim sahihlerde keltirilgen, canım koluda bugün zotke kasam ki, şimdi zamanlar keledi ki, ana şu zamanlarda katil, roparasında öldürgen adamını nemege öldürgeni gene bilmiydi. Ölgen, neme üçün ölgeni gene bilmiydi. Katillik avcaladı. Resulullah, ahir zamanda buladigen işlerde,
qisqagina hadislarda juda ko'plarini aytib bergan. İmam Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl-om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muoviya ibn Abi Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligini ishora deyishadi. Keyinchalik tobeinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlarga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikni foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjallardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nima endi payg'ambarimiz 30ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30ta bo'lishi. Bular ham bo'lib oldi, birodarlar. Yana chiqyapti mayda chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan murxabir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama kazzob, Aswad al-Unsi, Tulayh ibn Huvaylid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.